Evet. Öncelikle içeride olmak var. Müsabaka döneminin bitimiyle beraber de müsabakalarınız bitti. Öncelikle şurada şunu söylemek lazım. Hepinizin emeğine sağlık, güveğine sağlık. Huzurlarınızda hocalarınıza da teşekkür ediyorum. Sorunsuz, problemsiz, sakatsız, iyi performans sergilediğiniz dönemler de oldu. İyi performans sergileyemediğiniz dönemler de oldu ama Göztepe'mizi çok iyi temsil ettiğiniz bir lig oldu. Herkes elinden geldiğinin en iyisini yapmaya çalıştı. Sahaya var olan gücünü ve kuvvetini yansıtmaya çalıştı. Bu anlamda hepinize kulüp adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreç ne olacak? Onlarla ilgili kısa kısa konuşacağız. Daha sonra dağılacağız. Şimdi biliyorsunuz siz 8-9 yaşından başlayıp şu anda 18-19 yaşına kadar devam eden bir sürecin sonunda bu noktaya geldiniz. Bazılarınız 7-8 yıldır Göztepe'de, bazılarınız 4 yıldır Göztepe'de, bazılarınız 3 yıldır Göztepe'de. Yani futbol çok kısa sürede sonuç alabileceğiniz bir iş değil. Doğru mu? Futbol ancak ve ancak belli bir sürecin sonucunda sonuç alabileceğiniz bir iş. Bazen de sonuç alamayacağınız bir iş. Dolayısıyla hayatınızın da bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Hayatınızı sadece futbolda endekslememek gerekiyor. Hayatın bundan sonraki kısmıyla ilgili de mutlaka bir planlama içine girmeniz gerekiyor. Biz sizden şunu istiyoruz. Bundan sonraki süreçlerde sizi buraya ne getirdi? Sizi bu sürecin sonuna ne getirdi? Sizin bu sürecin sonuna yetenekleriniz getirdi, değil mi? Ama bu sürecin sonunda herkes yetenekli. Bu sürecin sonunda sizi birbirinizden ayıklayacak olan şey kişiliğiniz ve karakteriniz olacak. Ne demek bu? Kim ben duygusunu bırakır, biz duygusuyla beraber hareket ederse, arkadaşlarını, kulübündeki diğer arkadaşlarını, hocasını ötekileştirmezse, yani içerisinde hem kulübüne karşı hem arkadaşlarına karşı biz duygusuyla beraber sevgi beslerse, takım oyununa ve ekibe uyum sağlarsa onlar devam edecek. Çünkü profesyonel hayatta sen yeteneklisin, sen yeteneksizsin diye bir şey yok. Siz gelişiminizi tamamladınız, büyüdünüz. Artık sizin için bu dönem performans dönemi. Yani 7 yıl boyunca, 8 yıl boyunca yatırım yaptığınız futbolun sahaya performans olarak ne kadar yansıttığınıza bağlı. Eğer siz bunu sahaya performans olarak yansıtamazsanız, sizin geçmişte 5 yıl boyunca futbol oynamanız, milli takıma gitmeniz, profesyonel olarak kağıt üzerinde profesyonel olmanız bir şey ifade etmiyor. Siz günümüz futboluna ve futbolcu, aranan futbolcu tiplerine ayak uydurmak zorundasınız. Gücünüz, kuvvetiniz, dayanıklılığınız, fiziksel kas kapasiteniz, en önemlisi takım ruhuna olan yatkınlığınız, arkadaşlarınızla olan geçiminiz, takım içindeki arkadaşlarınızla olan geçiminiz, bunu içinizdeki ruh, mücadele olarak o formayı sırtınıza geçirdikten sonra sahaya ne kadar yansıttığınıza bağlı. Eğer siz böyle bir oyuncu olursanız aranan bir oyuncu olursunuz. Bütün kulüpler tarafından aranan bir oyuncu olursunuz. Dün Antalya'da 3. Lig'de milli takım karma seçmeleri vardı. 20 yaş altında, 20 yaşta 17 yaş altındaki oyuncuları izledik. 75 tane oyuncu geldi oraya. Fatih Terim Hoca'nın önderliğinde o da oradaydı. Baktık oyuncuların bir kısmına, sahada kendisine verilen süre içerisinde o formayı ıslatmak için o kadar çok çaba sarf ediyor ki. Yani basmadık yer bırakmaz cümlesi var ya, onun için her şeyi yapıyor ama bakıyoruz birkaç kişiye 3. Lig'de oynamayı kendisine yeterli görmüş. Olmadan olmuş yani. 3. Lig'de kendisine oynamayı yeterli gördükten sonra bitmiş. Nereye dönecek? Bizde de yarın öbür gün size A takıma çıkma fırsatı verilecek, A takımda oynama fırsatı verilecek, A takımda belki de oynayacaksınız. Ama siz olmadan, bazı şeyler olmadan kendinizi oldu olarak düşünürseniz, maalesef Türkiye'de bu çok fazla var.
genç oyuncular daha bazı şeylere kazanmadan, elde etmeden olduklarını iddia ediyorlar. Ondan sonra hüsrana uğruyorlar. Hüsrana uğradıkları zaman da 7 yıllık, 8 yıllık emekleri boşuna gidiyor. O yüzden arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle bundan sonra elit bir futbolcu olmakla ilgili çalışmalarınızı daha fazla geliştirin. Sadece felsefeniz şu olsun. İnsanları ötekileştirmeyin, takımı ötekileştirmeyin. İşinize bakın ve çalışın. O tercih etmedi diye küsmeyin. Ahmet senin yüzüne bakmıyor diye küsmeyin. Siz işinize bakın. O fırsat bir gün size gelecek. Geldiği zaman iyi değerlendirirseniz fırsatı formanızı alın, sırtınızda devam edersiniz. Ama geldiği zaman değerlendiremezsen, küsersen kendine yaparsın. Kapris yaparsan kendine yaparsın. Özel hayatına dikkat etmezsen kendine yaparsın. O yüzden bundan sonraki süreç sizin için çok kolay olmayacak. Bak açık ve net söyleyeyim. Artık performans futbolcusundan aranan özelliklere gelmek zorundasınız. Gelemediğiniz zaman maalesef hüsranla karşılaşırsınız. Gerçekle karşılaşırsınız. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Yeni sezon bundan sonraki süreçte antrenmanlar biraz daha azaltılmış olarak devam edecek. Artık yeni sezon yapılanmamızda biliyorsunuz altyapıya bir yönetim kurulu kurduk. Bu yönetim kurulu altyapının bütün problemleriyle bundan sonraki süreçte görev dağılımı önümüzdeki haftalarda yapılacak. Sizin sorunlarınız ve problemlerinizle de uğraşacak. Şimdi o yönetim kurulundan iki arkadaşımız burada. Onlara da burada bulundukları için teşekkür ediyorum. Ama önümüzdeki haftalarda bu görev dağılımından sonra tam olarak her takımın bir yöneticisi olacak. İki yöneticisi olacak. Belki de üç yöneticisi olacak. Ve bu da sizlerin sorunlarınızın, problemlerinizin daha aza indirgenmesi olarak kulübümüzün almış olduğu bir karar. Ben bundan da başarıyla çıkacağımızı düşünüyorum. Öncelikle hocalarınıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bize gerçekten iyi bir sezon yaşattılar, iyi bir dönem yaşattılar. Ve sonra da altyapı teknik sorumlumuz Gökhan hocama bir sözü veriyorum. Onda kendisinin söyleyeceği bir şeyler vardır. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hocam buyurun. Arkadaşlar Özgür Hoca gayet güzel konuştu. Bunun üzerine fazla bir şey söylememize gerek yok. Bence şunu bilin, biz hocalar olarak Özgür Hoca nezaretinde, şimdi yeni yönetimimiz nezaretinde hep sizlerin iyiliği için mücadele ediyoruz. Zaman zaman kırgınlıklar oluyor. Bazen sizleri kırıyoruz. Kırılınca biz üzülüyoruz esasında içimizde. Ama her şey sizin için. Her şey sizin ilerlemeniz, yükselmeniz, futbolcu olmanız. Ama hangi ligde olursa olsun birlikte görev almak bizi gururlandırıyor, onurlandırıyor. Bunu bilin. Ama burada ama başka takımda mutlaka futbolun başarın, kazanın. Biz de gurur duyalım. Teşekkür ederim. Yani aslında şey söylemek için, yani bizler için çok, ben bu arada Fatih İncekara, Tayfun Uyur, biz aslında 20 kişilik bir ekibiz. Bugün bir organizasyon bozukluğu sebebiyle hepimiz burada olamadık, kusura bakmayın ama zaten en kısa zamanda takımlara yöneticiler atandıkça sizlere daha yakın ilgilenebiliyor olacağız. Bizim teknik anlamda size verebileceği hiçbir şey yok ama bizden size abi olmak için, Göztepe'nin ne demek olduğunu size öğretmek için, camiamıza yakışan bireyler olmanız için elimizden geleni yapacağız. Ailelerinizle ilgileneceğiz, sizlerle ilgileneceğiz. En ufak dertlerinizle, en büyük dertlerinize kadar size abilik yapmak için burada olacağız. Sizler de bizleri abi olarak kabul ederseniz zaten hiçbir problemimiz olmaz. İnşallah da olmayacaktır. Allah yolunuzu açık etsin şimdiden, öyle diyeyim. Yardımcınız olsun. Merhaba arkadaşlar, ben de Tayfun Ödür. Ben de 20 kişilik ekibin bir üyesiyim. Fatih arkadaşım zaten gerekenleri söyledi. Biz de önümüzdeki haftalarda işte kendi içimizde görüşeceğiz. Nasıl bir yapılanma yapacağımıza karar vereceğiz ama hani biz bunun örneklerini de araştırdık. Çok Göztepe'ye has. Dünyada da çok fazla örneği görülmemiş bir şekilde bir kurum olacak. Birçok probleminizi, birçok derdinizi çözeceğimizi, sadece futbolla alakalı değil, bundan sonra sizi hayata hazırlamakla alakalı birçok konuda size yardımcı olacağımıza inanıyoruz. İnşallah hep beraber, birlik olarak Göztepe'mizi çok daha iyi yerlere getireceğiz. Allah yolumuz açık etsin. Takımın hocası Serkan hocamızla bütün sezon sizinle beraber olarak mutlaka
sizin geleceğinizle ilgili düşünceleri vardır. Hocam buyurun. Şöyle söyleyeyim hocam. Öncelikle bu inceliği geçen seneden beri bize gösteriyorsunuz. Gelmek için teşekkür ederim size. Şimdi bugün yeni oluşumda oyuncularımız için çok mutlu oluyorum. Yani çok önemli bir proje. Ailelerle birlikte sizlere destek çıkmaları mümkün kurulumuzun. Ben U19 sorumlusu olarak N96 ve N95 grubundan çok yetenekli bir grup olduğuna eminim. Ve de profesyonel takımımıza daha çok oyuncu vereceğimizi düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili Aktan hocamız da U17 takımın teknik sorumlusu olarak. Hocam buyurun. Öncelikle bu yemeği verdiği için herkese teşekkür ederim. Ben yıllardır bu işin içindeyim, Göztepe'den yetişmeyeyim. Bu kadar ciddi bir organizasyon hiç görmedim. İnşallah hepiniz için hayırlı olsun. İnşallah. U19 takım kaptanı. Evet arkadaşlar, arkadaşlarımızı dinleyelim. Biraz ayetten başlayalım. Biraz şey oldu ama neyse. Beyler ben... Kaç yaşında başladın? Nerede başladın? Nasıl bir yaklaşım oldu? Ben futbola 12 yaşında başladım Şirinya Spor'da. Kaç yıldır Göztepe'deyim? 3 yıldır Göztepe'deyim. Beni buraya kazandıran Serkan Hocam'a teşekkür ediyorum bu arada. 3 yılda ilk senem çok müthiş geçti. Önce AK'ye yükseldim, ardından bir takıma gittim. Ondan sonra bir düşüş dönemi yaşadım. 17 yaşındayken belki de oldum dedim ama olmamış daha. 18 yaşına geldiğimde hani bazı şeyleri daha iyi anlamaya başladım. Ondan sonra çabalamaya devam ettim. Şu an hala çabalıyorum. İnşallah yukarı sıçramaya çalışacağım. Çalışıyorum. Benim demek istediklerim bu kadar. Herkese teşekkür ederim. Gerçekten de çok güzel. Kişilik ve karakter olarak örnek alınması gereken bir oyuncu. İnanılmaz derecede sahaya özveriyle bütün performansını yansıtıp bütün takımı sevgisiyle kucaklayan bir oyuncu. Ben huzurlarınızda takım kaptanınıza teşekkür ediyorum. Gerçekten o kaptan da çok iyi yapıyor. Ve bu çalışmasıyla mutlaka ve mutlaka o hayal ettiği profesyonel formayı ben giyeceğine inanıyorum. Sizlerin de özellikle burada kaptanınızı örnek almanızı istiyorum. Teşekkür ederim. Ben de futbol hayatıma Göztepe Spor Okulu'na başladım. Neredeyse 6,5-7 yıldır bu kulüpteyim. Bu kulüpte oynamaktan büyük mutluluk duyuyorum. En büyük hedefim de Göztepe takımına çıkıp milli takımlarla futbol oynamak. Evet, Umut da yine 97 grubunda, yanılıyor muyum hocam, bizim en kişilik ve karakter olarak örnek aldığımız bir oyuncu. Gerçekten de aslında biz şu yönden şanslıyız. Bizim altyapımızda bizim Göztepe'nin temel felsefesine ve ilkelerine uymayan çok az oyuncu vardı. Ve huzurlarınızda bazı takımlarda yok denecek kadar da azdı. Kişilik ve karakter bizim için gerçekten çok önemli. Eğer internete girip Ajax'ın oyuncu seçim kriterlerine bakacak olursanız orada kişiliği İkinci sırada ve önemli bir kriter olarak koymuşlar. Çünkü takım oyununda, futbol tek başına oynayacağınız bir oyun değil. Takım oyununda mutlaka biz duygusunun olması lazım. İçinde kibir olmaması lazım. İçinde büyüklük olmaması lazım. Ve mutlaka alçak gönüllü olması lazım. Verilen görevleri en iyi şekilde yapabilmek için alçak gönüllü olması lazım. Bundan sonraki süreçlerde ben Umut'a da başarılar diliyorum. Onu kesinlikle ve kesinlikle A takım formasında izlemek istiyorum Umut. Bundan sonra bir süreçte daha fazla çalışıp onu orada görmek istiyorum. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umut Bey. Umut Bey.